neredesin? Kürbüzün deposu. Dayan. Yardım edin! Yardım edin! Thank you.
Abla ne oldu? Var mı bir haber? Yok. Nedim de Yaman da açmıyor. Şu adamı arasana be. Belki bir haber vardır. Aradım. O da açmıyor. Allah kahretsin. Şu meseleyi seninle bir konuşsak mı? Ne dersin? Hadi anlat. Birdenbire nereden çıktı bu evlilik kararı? Gel, salona geçelim. Orada konuşuruz. Buradayım. Dayan. Duyuyor musun? Allah şifasını versin evladım. İyi olur inşallah. Çok iyi doktorlar var. Allah'tan da ümit kesilmez. Ama şu
şunu da söyleyeyim ki gönül rızasıyla yapılmamış bir evliliğin sonu hayra çıkmaz oğlum. Bu işe sırf Begüm üzülmesin ve de annesi mürüvvetini görsün diye evet diyeceksen hem kızı hem de kendini yakarsın. İyi düşün. Sen ses etmesen de ben başından beri biliyorum. Aklın karışık bu meselede. Şimdi sen vefa duygusuyla çıkıyorsun bu yola. Allah rahmet eylesin müdürün. Seni sevmiş, sana güvenmiş, kızını sana emanet etmiş. Ama yetmez ki oğlum. Evliliğin harcında karşılıklı sevgi, muhabbet olmayınca olmaz. Sırf söz verildi diye kurulan yuva kumdan kale gibi yıkılır. Altında hem sen kalırsın hem de o kız. Gene de karar verecek olan sensin. İyice düşün, taşın. Ona göre karar ver oğlum. Söyle Fırat. Komiserim, oto hırsızlığı dosyasında bir gelişme var. İçeriden biri konuşmaya karar vermiş. Buluşmak istiyor hemen. Tamam. Geçerken beni de al. Bekliyorum. Tamam. Buradayım. Dayan. Aç gözlerini. Aç. Gözünü aç.
Gözünü aç. Aç! Geçti, korkma. Güvenlisin. Osman amca söyledi az önce. Begüm Hanım'ın annesi hastaymış. Çok üzüldüm. Sizin aranız benim yüzümden bozuldu. Yani beni başka bir kadın sandığı için. Duramadım, yardım etmek istedim. Galiba bu insanlara yardım etme olayı bende takıntı haline geldi. Ne bileyim, zamanında birileri bana da yardım etseydi şu an böyle kaçıp saklanıyor olmazdım. Yani birileri zorla evlendirilmeme karşı çıksaydı, yanımda olsaydı. Komiserim. Fırat. Geliyorum şimdi. Benim çıkmam lazım. Sonra konuşuruz, tamam? Thank you.
Nedim, ben de seni arayacaktım. Dinle beni Nedim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Begüm Hanım'ın annesine ben de üzüldüm ama bakarsın iyileşir. Bu arada da Sevenler'in kavuşmasına, evlenmesine vesile olur Osman amca. Keşke öyle olsa kızım. Keşke öyle olsa. O ne demek Osman amca? Bak kızım, bu Sevenler'in kavuşması değil. Bu sevgi değil. Bu bir vefa borcu. Bu iş Begüm'ün babasının, yani Ali'nin çok sevdiği başkomiserinin Ali'ye yazdığı bir mektupla başladı. Beni nasıl buldun? Sen düşünme bunları. Torpidoda su var, içmek istersen. Seher. Seher ormanda kaybolmuştu. Çok korktum. Her yerde aradım ama bulamadım İkbal. Korkma artık. Nedim az önce aradı. Bulmuşlar. Kurtuldu mu? Kurtuldu mu Seher? Gerçekten mi? Bana neden söylemedin ha? Fırsat bırakmadın ki Ziya'cığım. Birazdan Yaman'la burada olurlar. O zaman ben gidip bir elimi yüzümü yıkayayım. Biraz toparlanayım. Hemen gelirler değil mi? Gelirler canım, gelirler. Hadi sen elini yüzünü yıka da aşağı inelim biz de. Oh, çok şükür. Seher kurtuldu. Seher artık hep bizimle olacak. Yusuf bu işe çok sevinecek. Hep bizimle olacak Seher. Hep bizimle olacak. Ben nereden bilirdim işin iç yüzünü? Komiser bu durumdayken bir de yangına körükle gittim. Yine işgüzarlık yaptım. Keşke hiç karışmasaydım. Bana ne kadar kızsa haklı vallahi. Sen üzme kendini. Nereden bilebilirdi ki be kızım? Hem ben Ali ile konuştum. Bu işin baştan yanlış olduğunu söyledim ona. O da aklı selimle düşününce bu kararın iki taraf için de doğru olmadığını anlayacaktır. Vallahi komiserim, senin de işin zormuş. Kendimi koyuyorum da senin yerine. İnsan ne yapacağını bilemez. Ama ben eminim senin doğru kararı verirsin. Sen bunun da altından kalkarsın komiserim. Nerede kaldı bu herif? Birazdan gelir. Adamın vereceği bilgilerle bu oto hırsızlığı dosyasını tamamen kapatırız. Sağlam bir adammış dediklerine göre ama bakalım.
Kara arıyor amirim. Bir bakayım şuna. Begüm. Nasılsın? Ben konuşabilir miyiz diyecektim müsaitse. Sana söylemem gereken şeyler var. Tamam, benim de işim bir saate biter. Görüşürüz. Al bak, gelmişler. Seher, hoş geldin. Ben çok korktum, hiç gelmeyeceksin sandım. Bu çiçek senin için. En sevdiğinden. Ziya'cığım, sonra canım. Bak Seher çok yorgun şimdi. Öğrendi Yaman, engel olamadık. Ama ben hep yanındaydım, merak etme. İyi yani. Seher'cim, Ziya da çok korktu hepimiz gibi. Çok telaşlandı. Canım çok şükür. Neyse ki şimdi iyisin. Yanımızdasın. Yusuf nerede? O hiçbir şey bilmiyor değil mi? Merak etme. İşte olduğunu söyledik. Yenge. Hadi canım, sen gir içeri, güzelce bir dinlen. Hadi. Çok kötü görünüyor değil mi? Üstü başı batmış hep. Geçti canım, hepsi geçti. İyi şimdi. Hadi gel, biz bu çiçeği yerine bırakalım, yarın verirsin. Olur mu? Tamam. Olur, olur. Hadi canım. Ben yukarı çıkayım. Yusuf beni böyle görmesin. Teyze? Thank you.
Ne oldu? Neden her yerin toprak olmuş? Ateş parçası. Bize biraz müsaade eder misin? Adalet. Yusuf'u alır mısın? Tabii yemem. Gel bakalım Yusuf. Çorbamızı içelim olur mu bizden? Soğumadan. Gel. Kapıyı çaldım ama duymadın. İyi misin? İstersen doktor çağıralım.
O adamlar sana başka bir zarar vermediler değil mi? Anlat hadi. En başından anlat her şeyi. Kaçırdılar. Gözlerimi bağladılar önce. Yerde tuttular. Sonra... Sonra başka yere götürdüler. Sonra... Sonra oturdu. Hepsi bu kadar mı? Dokundular mı sana? Doğruyu söyle. Bir şey olduysa gürbüz o kazdığı kuyuya kendi ellerimle gömerim. Doğruyu söyle. Sana başka bir zarar verdi mi o adam? Söyle. Dokundu mu sana o pislik? Söylenedim. Tamam, geliyorum.
evliliğin harcında karşılıklı sevgi, muhabbet olmayınca olmaz. Sırf söz verildi diye kurulan yuva kumdan kale gibi yıkılır. Altında hem sen kalırsın hem de o kız. Ali, çok bekletmedim değil mi? Ben de yeni geldim zaten. Annen nasıl? Haber alabildin mi bugün ondan? Aynı. Hemşireyle konuştum bugün. Değişen bir şey yok yani. Anladım. Ben de konuşalım istedim. Yani belki daha önce konuşmamız lazımdı ama Yaman, Gürbüz soygiren yerini bulduk. Kaçıp saklanabileceği bir delik kalmadı zaten. İstersen hemen gidebiliriz. Tamam, gidiyoruz. Dur. Yalvarırım gitme. O adam çok tehlikeli, her şeyi yapabilir. Bu iş daha fazla uzamasın lütfen. Daha kötü şeyler olabilir yoksa. Tamam. Gitmiyorum. Ben bir Yusuf'a bakayım. Merak etmiştir beni. Yaman. Ne yapıyoruz? Kafayı da kurtaralım. Hop. Oldu işte. Bunu da. Tamam. Esra, sen mi giydirdin? Sağ ol. İyi misin? Hazır mıyız uyumaya? Sen de mi manyaktın? Yüzündeki kirler geçmiş. Geçti. Yüzün neden peki öyle kirlenmişti? Hani ben Selim abine götürmek için yemek yapıyorum ya. İşte o malzemeleri toplamak için kocaman bir tarlaya gittim bugün. Patatesleri, soğanları, patlıcanları kendim topladım. Sonra bir baktım, ileride kocaman bir mısır tarlası var.
Hani mısırların böyle upuzun, kocaman, yemyeşil yaprakları olur ya. Hı hı. İşte kendimi tutamayıp o koca yaprakların arasında yürümeye başlayınca Begüm, bak, böyle olaylar birden, ya böyle gelişince, yani annenin durumu. Biliyorum Ali. Annen istedi diye böyle hemen olmak zorunda değil diyeceksin. Yine beni düşünüyorsun, her zamanki gibi. Böyle apar çapar yapılan bir evliliğin ileride beni üzeceğini düşünüyorsun. Ama annemin mutluluğundan daha önemli hiçbir şey yok şu an benim için. İçin rahat olsun sevgilim. Ben bütün o düğün merasim planlamalarından falan vazgeçtim. Annem mutlu olsun, başka hiçbir şey istemiyorum. Sen de yanımdasın. Başka ne lazım ki bana? Babam gittiğinde bu acıyla başa çıkamadığımda intihar neşiğine geldiğimde sen çekip çıkardın beni o karanlıktan. Sen yanımdaydın. Şimdi annem de gidiyor. Annem. Benim bu dünyadaki en değerli varlığım. Şimdi o da giderse iyi ki sen varsın Ali. Sadece senin varlığında katlanabilirim bu acıya. Ağlam. Ben yanında olacağım. Bunu hep birlikte atlatacağız. Ne zormuş oradan çıkmak. Yapraklara tutuna tutuna kendime yol açmaya çalışırken yüzüm gözüm öyle kirlendi işte. Gelir misin benimle? Yalvarırım gitme. O adam çok tehlikeli. Her şeyi yapabilir. Tamam. Gitmiyorum.
Evimizin neşesi de geri döndü. Herkeste bir bayram havası. Senin neyin var? Keşke. Keşke o kızı... Zuhal. Teyze döndü. Teyze döndü. Haberin var değil mi? Biliyorum enişte. Haberim var. Ziya'cığım. Bak dünden beri hiç uyumadın. Hadi al şu ilaçlarını iç de uyu sen de. Olur. Hem... Rahat uyurum böylece. Uyursun canım. Uyursun. Rahatça uyursun. Sağ ol. Geldik buraya. Getirin adamı. Verilen talimat harfiyen yerine getirildi. Gürbüz Soygirey'in uyuşturucu deposu yakıldı. Tüm iş yerlerine baskın yapıldı. Kendisi sağ salim burada. Hata ettik. Büyük hata ettik. Şimdi de ben özür dileyim. Kapansın bu mevzu. Bir daha da karşınıza çıkmam. Söz. O özrü benden dilemeyeceksin. Affet beni. Çok özür dilerim. Hata ettim. Gürbüz'e özel bir talimatın yoksa her zamanki prosedürü uyguluyorum.
karşıma çıkarsan affetmem. Bunun ikincisi olmaz. Duydun mu beni? Sağ ol. Çok sağ ol. Çok iyi duydum. Bir daha karşınıza çıkmam. Söz. Lazım ki bana. Babam gittiğimde, Boyca ile başa çıkamadığımda, intihar neşinde geldiğimde sen çekip çıkardın beni o karanlıkta. Sen yanımdaydın. Şimdi annem de gidiyor. Anne, benim bu dünyadaki en değerli varlığım. O da giderse. İyi ki sen varsın Ali. Sadece senin varlığında katlanabilirim Boca. Sağ ol Arif Baba. Ne kadar düşünürsen düşün, kafanda dolanan sorunun bir tek cevabı var. Kendini yapmam etmem dediklerini yaparken buldun. Kendin kendine yabancısın şimdi, değil mi? Soruyorsun. Bana bunu yaptıran ne? Evleniyoruz. Evet, Yusuf'un teyzesi Seher. Benim de hiç beklemediğim bir şey bu. Yusuf'un teyzesi için en azılı düşmanından bile özür diledi. Ama sakın ola ki Yaman'dan özür bekleme. Başını bırakır, dilindeki özrü bırakmaz. Özür dilemiş.
benim için. En azılı düşmanın da, en yakın dostun da senin özür dilemeyeceğini bilir. Bu kuralı tek bir kişi için yıktın sen. Kafanda hala aynı soru. Bana bunu yaptıran ne? Hani şu nicedir içinde susan yaman var ya, yok saydığın yaman. Senin bile unuttuğun yaman. İşte o yaptırıyor sana bunlar. Sen ne kadar karşı koysan, görmezden gelsen de biri onu görmüş, bulup ortaya çıkarmış demek. Ve o yaman sen onu yok sayarken eskisinden daha da güçlenmiş. Şimdi onu nasıl görmezden geleceksin?